Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle farklı bir yöntem ile harika bir açma tarifi paylaştım. Tarifimi dilerseniz kahvaltılarınız için, beş çaylarınız için veya o şık görüntüsü ile e, günlerinizde böyle servis tabağınıza bence güzel bir görüntü verir ve çok lezzetli gerçekten. Veya çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz gelin bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra kısa bir süre yani şekerler eriyene kadar karıştıralım. Sevgili arkadaşlarım kullanmış olduğum süt ve su ılık kullanıyorum. Kesinlikle kaynar olmasın. Soğuk olabilir. Soğuk olursa daha geç kabarır. Ee, ama kaynar olursa mayanın aktifliği gider. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve ben e, bir adet yumurta kullandım. Yumurta beyazını hamur için kullanıyorum. Yine sarısını yüzeyi için ayırdım. Şöyle unun bir miktar ilave ettikten sonra aşağı yukarı 1 tatlı kaşığı yani bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde kalan unumu ilave ediyorum. Yumuşacık, birazcık ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Her tarifimde, her videomda mutlaka söylüyorum. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Evet şöyle hamurumu kabaca karıştırıyorum. Eğer böyle çok elinize yapışıyorsa tabii ki ara ara un ilave edin ama çok fazla ekleyip de hamurunuzu katılaştırmayın. Hamurunuz ne kadar yumuşacık olursa hazırlamış olduğunuz ürünler de o kadar yumuşak olur. O kadar güzel bir şekilde kabarır, mayalanır. Hamurumu yoğurma kabında toparladıktan sonra şöyle tezgahımın üzerine alıyorum. İsterseniz sevgili arkadaşlarım yoğurma kabında devam edebilirsiniz yoğurmaya ama Bence bu şekilde daha özlü bir hamur oluyor. Çok değil sadece bir iki dakika kadar da bu şekilde hamurumu toparlıyorum. Yani yoğurmaya devam ediyorum. Böylece daha pürüzsüz, daha kıvamında bir hamur oldu. İsterseniz bu aşamada bir 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirmedim. Şöyle hamurumu toparlıyorum ve gelişi güzel kesiyorum. Toplamda 4 adet beze yapacağım. Evet hamurlarımı ondan ona pay ederek böyle eşit olacak şekilde 4 adet bezeler hazırlıyorum. Hamurlarınızı bezelerken o bitiş noktası bezenin altına gelirse eğer daha pürüzsüz bir hamur elde edersiniz. Daha sonra servis tabağının içerisine birazcık un serpeceğim. Bezelerimi içerisine yerleştireceğim. Yani hiç dinlendirmeseniz de olur. Ama bence dinlenen hamur daha özlü oluyor. Şöyle çok değil sadece bir 5 dakika dinlendirdim. Evet bu şekilde 5 dakika dinlendirdikten sonra bakar mısınız sevgili arkadaşlarım hamur kendini bırakıyor. Hem dediğim gibi özlü bir hamur oluyor hem de şekil vermeniz çok çok daha kolay oluyor. Evet şöyle tezgahımın üzerine birazcık un serdikten sonra bezemin bir tanesini alıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi merdane ile biraz büyütüyorum. Çok fazla kocaman bir hamur açmanıza gerek yok. Sadece servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Yani bu aşamada isterseniz oklava ile de açabilirsiniz. Hiç oklava veya merdane kullanmadan elinizde böyle parmak uçlarınızla bastırarak da açabilirsiniz. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Ve şöyle e, kullanmış olduğum servis taban içerisine birazcık un serpebilirsiniz. Ben bezeyi de aynı tabakta e, dinlendirdiğim için birazcık kendi unu vardı. E, hamurumun bir tanesini alıyorum. ve Ara katlarına sürmek için 200 gram tereyağı kullandım sevgili arkadaşlarım. Tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Akşamdan çıkarırsanız daha iyi olur ama ben genelde unutuyorum. E, ben tereyağını erittim. Böyle biraz da Katılaşması için biraz da beklettim, o yüzden kıvam bu şekilde oldu. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntısı yok. Tabii tamamen eritip de yapabilirsiniz, ama bence böyle kıvamı daha güzel oluyor. Ayrıca ben şimdi servis tabağımın içerisine yerleştiriyorum, yani dört tane hamurumu her katına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyorum. Eğer eritmiş olursanız birazcık dolapta dinlendirmeniz gerekiyor, ama bu şekilde hiç dinlendirmenize gerek yok. Hemen şeklini vermeye geçeceğim. Şöyle kabın içerisinde birazcık tereyağı kaldı sevgili arkadaşlarım. Oldukça da dondu katılaştı. Ee, ben kahvaltı için hazırlıyorum bu tarifi. Tam da böyle ocakta çayım kaynıyor. Ee, üzerine koydum o kabımı kasemi. Böylece tereyağı da birazcık kendini bırakmış oldu. Biraz sonra göstereceğim. O kalan tereyağını da kullanacağım. Ve hamurumu şöyle merdane veya oklava kullanmadım. Görmüş olduğunuz gibi elimle parmak uçlarımla bastırarak büyütüyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, burada ters çevirdim. O en alttaki beze bu şekilde yaptığınız zaman en alttaki beze küçük kalıyor. O yüzden böyle ters çevirirseniz bence daha güzel oluyor. Evet, elimle parmak uçlarımla böyle özellikle köşelerini çekiştirerek köşeli bir hamur elde ettim. Evet kalan da şöyle hamuru son olarak yüzeyine hepsini döküyorum ve ince bir tabaka olacak şekilde fırça ile sürüyorum. Tabii ki sevgili arkadaşlarım malzemeyi azaltabilir çoğaltabilirsiniz ama bu açma tarifine bence biraz tereyağı fazla olursa güzel oluyor. Tabii ki dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Evet şöyle yüzeyini tereyağını bolca sürdükten sonra sadece ikiye katlıyorum sevgili arkadaşlarım şöyle kenarlarda çekiştiriyorum ki e, görüntüsü güzel olsun biraz sonra açmaları hazırlarken böyle yamuk yumuk olmasın hepsi aynı e, ebatta hepsi aynı büyüklükte olsun Evet böyle elimle hamurumu da düzelttikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi ilk başta hamurumun tam ortadan kesiyorum ben e, hamur kartı ile kestim ama dilerseniz bir rulet ile veya bıçak ile de kesebilirsiniz hiç fark etmez Evet bu şekilde önceden ayarlarsanız e, hamurlarınızın boyutu hepsi aynı ölçüde oluyor baştan keserek giderseniz birazcık e, büyüklü küçüklü olabiliyor ve dediğim gibi ben toplamda 12 tane açmalar hazırladım Tabii ki daha büyük veya daha küçük açmalarda hazırlayabilirsiniz Evet ve şöyle tepsimin içerisine yerleştireceğim. Ben iki parça olarak e, yerleştirdim. Hiç fark etmez. Bir tane büyük bir tepsinin içerisine de yerleştirebilirsiniz. Daha sonra üzerine e, hava almayacak bir şekilde kapattım. Buzdolabın buzluk bölümünü aldım. Ve en aşağı bir 30 dakika dinlenmesi gerekiyor. O içerisindeki tereyağın tamamen donması gerekiyor. Ama yine de kontrol alalım. Hamurların içerisinde de tereyağı olduğu için böyle takır takır da donmasın. E, o şekilde şekil vermek çok zor olur. Bir de hamurların kendini bırakmasını beklemek zorunda kalırız. Evet ben sadece 30 dakika dinlendirdim sevgili arkadaşlarım ve bakın bu şekilde elimle birazcık bastırıyorum. Şeklini vermek o kadar kolay ki şöyle elimle çekiştirdikten sonra böyle görmüş olduğunuz gibi hamurumu ilk başta sarıyorum. Yani bu şekilde de hamuru biraz dondurmamış olsaydık şu anda tezgahın üzeri hep tereyağı olacaktı. Elimizde aynı şekilde. Ee, dediğim gibi kontrollü bir şekilde. Ben sadece 30 dakika dinlendirdim. Bence 30 dakika yeterli bir süre. Evet görmüş olduğunuz gibi açmalarımızın yapması, şekil vermesi bu kadar kolay ve o kadar güzel. Evet sevgili arkadaşlarım şöyle tekrar tekrar göstermek istiyorum. Siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir nokta da bıraksanız, e, inanın bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum ve gerçekten çok mutlu oluyorum. Sevgili arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar tariflerimi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yeri varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda mutlaka dönüş yaparım. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eleştirilerinize açığım. Ben de bu şekilde eksiklerimi tamamlamış olurum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet bir sohbet ederken ben de neredeyse bütün açmalarımı şeklini vermiş oldum. Gerçekten şeklini vermek bu kadar kolay sevgili arkadaşlarım. Bakın bu şekilde elinizde de oldukça sarın ki e, o kıvrımlar, katlar belirgin olsun. Tabi dilerseniz bu 8 şeklini hiç vermeyin yuvarlak da yapabilirsiniz. İnanın o şekilde de çok güzel oluyor. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime mesafeli bir şekilde yerleştirdim. Ve şöyle üzerine kapattım. Hava girmemesine özen gösterelim. Ben 30 dakika mayalanmayı bıraktım. Malum havalar biraz serinlediği için biraz mayalanma süresi de uzadı. Normalde ben bir 10-15 dakika kadar bekletiyordum. Bu süre yetiyordu. Ve Yüzeyini sürmek için ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının içerisine sadece 1 tatlı kaşığı süt ilave ettim sevgili arkadaşlarım. Kıvrımlı modeller yani bu gibi kıvrımlı modeller biraz yumurta sarısını çok çekiyor. Baktınız çok az geliyor. Bir yumurta sarısı daha ilave edebilirsiniz. Tabi dilerseniz süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. E, pekmez kesinlikle tavsiye etmiyorum bu gibi tarifler çok hızlı bir şekilde kızarıyor veya pekmezin ölçüsünü biraz tutturmak çok zor oluyor e, veya çok az böyle çay kaşığın ucu ile azıcık pekmez de olabilir ama kesinlikle ben sıvı yağını tercih etmiyorum sıvı yağ böyle mat bir görüntü veriyor sade yumurta sarısı da kullanabilirsiniz Tabii ki Evet bu şekilde dikkatli bir şekilde sürelim e, çünkü açmalar çok güzel kabardı çok güzel mayalandı e, açmalarımızı söndürmeden böyle dikkatli bir şekilde yumurta sarısını mümkün olduğu kadar o kenarlarını her tarafına sürelim çünkü çok güzel bir şekilde kabarıyor o kenarları farklı bir görüntü olmasın. Ben üzerine çörek otu ve susam ile süsledim sevgili arkadaşlarım bence bu şekilde e, bu modeli haşhaş da çok yakışır. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında 25 dakika pişirdim. Ee, pişirme süresi tabii ki fırından fırına değişebilir ama bu süre 20 dakikanın altında olmasın. Evet ve 25 dakikanın sonunda bakar mısınız açmalarımızın görüntüsünün güzelliğine gerçekten çok güzel oldu. O kadar güzel bir şekilde kavardı ki yani e, acaba dörderli mi dizseydim diye düşündüm. Böyle neredeyse birbirine girecekmiş ama son anda kurtardık. Evet, 25 dakikanın sonunda benim açmalarım hazır. Görmüş olduğunuz gibi görüntü, rengi gerçekten çok güzel oldu. E şöyle kenarlarından da göstermek istiyorum. Aslında biraz soğuduktan sonra katı daha belirgin oluyor. E ben biraz önce de söylemiştim kahvaltı için hazırladım bu tarifi. O yüzden çok fazla bekletemedim. İçerisi kat kat, yüzeyi böyle yumuşacık. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomuz son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.